Vay be. Ayça manyağına bak sen. Adamı bıraktığı gibi yeni koca bulma peşinde. Kriteri de uçak sahibi olması. Ve yani bayağı planlı ilerliyor. Yani bir stratejisi var, bunu deklare ediyor. Yürüyor yani oradan. 7-7-7 dedi ya şurada. Hayır senle ben bir plan yapsak saniyesinde elimizde kalır biliyorsun. Ay bir şöyle olamadık be karşı. Yazıklar olsun bize. bu şimdi bayağı Bora Bozbeyli'ye yürüyecek yani. Öyle görünüyor. Bora Bozbeyli ona bakacak mı peki? Bilmem bence bakar ya. Neden bakmasın ki? Ayça çok güzel bir kadın. Hmm. Ya seks apeli de yüksek. Evet evet yani. Bora da boş herif diyorsun. Yani bilmiyorum. Çok iyi tanımıyorum. Ama bakarsa da baksın bana ne. Üf. Onun da çok sanki. İşime benim bir zarar gelmesin de. Ya zaten bence böyle... yani bazı erkekler, erkeklerin bir kısmı maddi olarak kendilerine bağımlı olacak kadınlarla beraber olmak istiyorlar. Yani hepsi değil ama bir kısmı öyle bence. Ben bir tanesini çok iyi tanıyorum mesela. Reha. Evet ya. Yani o istediğini yapsın, istediği gibi davransın. Kadın nasıl olsa ona bağlı, kıpırdayamaz. Aynen öyle. Hele bir de çocuk varsa. Oh mis. İşte ben de öyleydim. Daha doğrusu o beni öyle sanıyordu. Ya ama ne oldu? İşte hiç tahmin etmediği bir şey oldu. Ben çektim gittim, otoritesi sarsıldı. Evet. Ya o yüzden delirdi o zaten. Yoksa beni sevdiğinden, geri istediğinden falan değil ki. Tabii canım. Tabii. Evet yani o zannediyordu ki senin burnun sürtecek, geri geleceksin. Ama hiç öyle olmadı yani. Yok, hiç öyle olmadı. Hiç. Ya düşünüyorum da ben ne kadar salakmışım ya. Vallahi geriye dönüp bakınca Irmak yani hiç mi görmedim be kızım ya? Hiç mi görmedim? Gerçi işte o dönem anlamadım herhalde. Bilmiyorum çocuklar falan böyle. Gerçi bizim aramızda hiçbir zaman öyle bir sevgi bağı, bir karı koca ilişkisi, bir aşk bir şey olmadı ki. Ben bu evden kaçmak için evlenmiştim Rehan'la. Evet işte yani. İnsan böyle çok içindeyken yani bütünü göremiyor, kaçırıyor bazen. Ya ben de çok kötü şeyler yaşadım. Evet. Ama işte herhalde bir daha yaşamamak için akıllanmak gerekiyor. Ama akıllanmak için de yanmak gerekiyor demek ki. Vay be, ne dedim ben ya? Güzel sevdim. Yazayım ben bunu bir yere, unutmayayım. Şöyle evin girişine yazdıralım. Ha ha ha.